Eseron Showtime'ı sunar. Ekranların gerçek fenomeni Showtime bu hafta yine top dolu. Avrupa'yı köşe bucak gezen Serdar Topçu ile eğlence ve magazine hazır olun. Avrupa futbolu gelişiyor, Türk yıldızlar yeşil sahalara damga vuruyor. Peki yıldız futbolcu olmanın sırrı ne? Futbolla ilgili en çok merak edilenleri eski yıldız futbolcu Ekrem Onuk açıklıyor. Gece hayatının Almanya'daki ünlü ismi, başarılı iş adamı Ayhan Yıldız, Avrupalı Türklerin eğlence adresini ve hayatına dair bilinmeyen her şeyi sadece Serdar Topçu'ya açıklıyor. Avrupa'nın en başarılı iş adamlarından Elvan Tunca Showtime'da. 2012 yılının sektöründe uzman ismi seçilen Elvan Tunca'dan iş ve ekonomi dünyasına dair çok özel açıklamalar ve Avrupalı Türklere müjdeler birazdan. Avrupa'dan örnek zirve hikayesine hazır olun. İş dünyasının lider isimlerinden Serdar Gülaydın hayatına dair en özel açıklamaları ve gurur dolu kariyer öyküsüyle ilk kez ve sadece Showtime'da. Türk medyasında zirveye damga vuran çok özel isimler, beyaz perdeden son haberler ve müzik dünyasındaki kıyasıya rekabet Showtime zirvedekilerde. Spor, sanat ve iş dünyasında son dönemin hitlerini merak ediyorsanız sakın bir yere ayrılmayın. Rap müziğin Avrupa'daki sesi Recep Derviş, yeni albümünden son haberler ve sadece Euroday izleyicilerine özel canlı performansıyla ilk kez ve sadece Showtime'a konuk oluyor. Sakın kaçırmayın. Kim kiminle nerede ne yapıyor? Ünlü yıldızlardan en özel kareler, hiçbir yerde yayınlanmayan perde arkası görüntüleri ve renkli hayatlara dair merak edilen her şey birazdan. Almanya sokaklarını adım adım gezen Serdar Topçu, Avrupalı Türklere en ilginç soruları sordu. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Serdar Topçu ile sokağın nabzı birazdan. Hepsi ve daha fazlası az sonra Showtime'da. Nürnberg'in ünlü iş adamı Elvan Tunca, Avrupa ekonomisine dair çok özel açıklamaları ve tüketiciyi yakından ilgilendiren haberleriyle şimdi Showtime'da. Serdar Topçu'nun konuğu. Kaç senesinde bu sektöre başladınız? Neden bu sektör? Anlatabilir misiniz? Şimdi enerjinin sektörü en büyük büyüyen sektörlerden birisi. Normal su, içecek, kola, fanta yaptığın zaman onlar normal bir kapasitesi olan bir şey. Ama energy drink kapasitesi gittikçe büyüyor. Senede %30 büyüme yapıyor. O yönden biz de energy drink yapıyoruz. Energy drink'teki enerji dolu insanlar yapmak için, hani güçlü olanlar için. Kaç senedir bu işte uğraşıyorsunuz? Biz 8 senedir energy drink'te uğraşıyoruz. Daha önce başka sektörlerde iş yaptık. Başarılı işler yaptık. Dedik yeni bir sektörlerde yapalım bu işleri. 8 senedir zorluklar çektiniz mi? Tabii ki. İlk baştan çok zorluklar çekiyorsun. Piyasayı bulmak için. Ama piyasayı buldun muydu da çok güzel ilerlemeler yapıyor. Elvan Tunca sadece ekonominin değil, sporun ve sporcunun da gerçek dostu. Bakın ünlü iş adamı hangi şampiyonalara destek vermiş? Bu sene bilhassa çok yeni spor dallarında bir yenilikler yapacağız. İnşallah büyük bir Alman serisinde bir yarışçımıza sponsor olacağız. Yani onlarla uğraşıyoruz. Geçen sene rallide büyük başarılar yapabildi bizim arkadaşlarımız, yarışçılarımız. Şampiyonluğu aldılar kendi serilerinde.
Yani ondan mutluyuz. Yani. Kolay değil tabii başarı elde etmek. Çok çalışmakla, koşmakla, uykusuz kalmakla. Saç dökmekle evet, tabii ki evet. Görüyorsunuz saçlarımızda. Saç dökmekle de. Aynı berberimiz var. İş adamı Elvan Tunca sadece spor severlere değil, eğlence tutkunlarına da müjdeyi veriyor. Avrupa'nın en dinamik eğlence gecesi Şahmat, müzik severler için Stuttgart'a geliyor. 5. ayın 4'ünde Ludwig'de Şahmat partileri Elvan Bey düzenliyor ve ekibi düzenliyor. Ekibimiz Ümit Bey ile beraber yapıyoruz. Hani büyük başarıyla Şahmat'ı da iyi ilerlettik. Emre Aydın ve Haluk Levent gibi yıldızlardan sonra şimdi de eğlenme sırası Şahmat'ta. Avrupalı Türkler için eğlencenin nabzı Stuttgart'ta atıyor. Şimdi de özel sorulara geçiyoruz. Acaba Elvan Tunca en çok neleri sever? Özel hayatımda çalışmaktan sonra bir oğlum var, onunla ilgilenirim. Evet. Fazla vaktimiz olmadığı için işten hariç o boş vakti de oğlumla ilgilenirim. Oğlunuzun ismi? Altu. Altu, baban seni buradan yüzlerce öpücükler atıyor Altu ve hanıma da selamlar buradan. Şimdi de çok kritik soruya geliyoruz. En beğendiğiniz sanatçı, Türk sanatçı? Şu anda beğendiğim Türk sanatçı Murat Boz. Çok güzel müzik yapıyor. Evet, Murat Boz. Hemen Murat Boz'u Elvan Bey'e armağan ediyoruz. Hemen bir klibi oraya doğru atalım. Ümitler yaşlanıp yok olup silinecek. Giden uzaklaştıkça kan kıymetlenecek. Soldan sağa iki kalpli en zor bulmaca aşkı birimiz çözecek, birimiz de üzülecek. Şarkımızı da dinlediğimize göre artık veda vakti geldi. Elvan Bey, bakalım mikrofonumuza son olarak neler söyleyecek? Bu sene daha yeni 10 eleman alınacak, yeni araçlar alınacak dağıtım alanı için. Alman sektöründe de şeye giriyoruz artık, büyük marketlere, market evet. Zincirlerden anlaşmalar yaptık. Evet. Yani bu sene bayağı bir başarılar olacak. 2013 lıklık senesi evet, olacak. Sevgili izler, 2013 lıklık senesi diyoruz sevgili izler. Elvan Tunca ve ekibine başarılar diliyor ve yeniden yollara düşüyoruz. Avrupa'da iş ve eğlence dünyasından son haberler için sakın bir yere ayrılmayın. Futbol dünyasına dev yatırım. Yeni futbol okulu Karlsruhe'de. Ekrem Onuk ve geleceğin yıldızları ilk kez ve sadece Showtime'da. Karlsruhe'de geleceğin yıldızları yetişiyor. Futbol dünyasının ünlü ismi Ekrem Onuk'la futbol okuluyla gençlerin yolunu açıyor. Şimdi yeşil sahaların yeni isimleriyle dop dolu anlara hazır olun. Bundan sonra tabii bizim hedefimiz bu gençleri, iki haftadır antrenmanlardayız zaten, bu gençleri belirli bir düzeyde profesyonelliğe alıştırmak. Bugün 14 kişi var. Tabii çoğu kişinin de, çoğu futbolcunun da, çoğu gencimizin de maçı var. Havalar bozuktu, maçlar ertelendi. Erteleme maçları var. Ama genelde böyle 14 ile 30 arası kardeşimiz burada bizimle birlikte antrenman yapıyor. Almanya'nın en büyük seçmeleri Karlsruhe'de yapıldı. Geleceğin imzasını Ekrem Onuk attı. Çocukların hepsi istekli, iyi niyetli. Her şeyden önce iyi niyetliler. Tabii bu da bizim iştahımızı kabartıyor. Bizler abileri olarak, hocaları olarak. Tabii heyecan da var. Çocuklar baya baya bir heyecanlı Serdar. Baya baya bir heyecanlı. Ama dediğim gibi çok gayretliler. Burada önemli olan kendileri ifade etmeleri. Biz de tabii ona göre hatalarını göreceğiz. Hatalarını düzelteceğiz. Ama bu 6 aylık bir konsept. 6 aylık bir konsept. Bu konseptin içinde de tabii bizim 4-5 tane hazırlık maçımız var. Evet. Biliyorsun sen zaten daha önceden de belirttin. Bu şu an biz sadece takımı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani ilk 11'i ya da ilk 18'i oluşturmaya çalışıyoruz ki o hazırlık maçlarına sağlıklı bir şekilde çıkalım. Bizlerden daha yüksek gruplarda oynayan takımlara karşı oynayacağız. Önceden de belki bir spor günü düzenleyeceğiz biz. Ekrem Onuk ve ekibi genç yıldızlar için muhteşem bir organizasyona imza atıyor. Bakın konuklar arasında kimler var? İsimler gelecek. İlhan Mansız gelecek. Ali Güneş gelecek. Serhat Akın gelecek. Cem Karaca gelecek. Engin Özdemir gelecek. Yavuz Onuk gelecek. Serdar Topçu olacak.
İlhan Mansız, Cem Karaca, Ali Güneş, Serhat Akın ve daha niceleri Karlsruhe'ye geliyor. Hem de muhteşem bir maçta misafirlere hediye ediliyor. Biz genelde işte bu arkadaşlarımızla, eski futbolcularla Karlsruhe'nin bu eski futbolcularına karşı bir şov maçı yapacağız. Dolayısıyla bizden sonra da belki bir yarım saatlik maçtan sonra Ekrem Onuk'un, benim kendi şahsımın futbol okulunun karması Karlsruhe'nin A gencine karşı burada maç yapacak. Peki bu muhteşem organizasyonlara kimler davetli? Bütün velileri davet ediyoruz. Bütün insanlarımızı davet ediyoruz. Gelsinler, izlesinler, görsünler bu çocukların 2 ay içerisinde nerelere geldiğini. Yani nasıl bir sportif anlamda bir şeyler kazandıklarını bizden görsünler. Duyduğumuza göre Ekrem Onuk oldukça iddialı. Tam 2 ayda futbolcu ailelerinin yüzünü güldürecek haberler burada. Peki gelecekte ne hedefler var? Tabii ki yani şu an biz bayağı bir yaygınlaştık. Yani her şey bir önemli olan ilk önce kendi bulunduğumuz bölgede Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg bölgesinde yapmaktı. Şimdi o seçmeleri yaptık. Bundan sonra Westfalen tarafına doğru gideceğiz. Düsseldorf, işte Dortmund, Gelsenkirchen tarafına doğru gideceğiz. Orada da şu an terminlerimizi ayarladık. Oradaki kardeşlerimize de yardımcı olacağız. Bakalım işte zamanla hepsini halledeceğiz. Futbol okulunu gezerken kime rastlıyoruz dersiniz? Futbol dünyasının konuştuğu genç yıldız Ali Erdem de burada idman yapıyor. Vakit kaybetmeden teklifleri soruyoruz. Bizler tabii takım belirtmek yanlış olur. Biz profesyonel çalışıyoruz. Ali de tekrar söylüyorum. Tabii sen bir şeyler bilmek istiyorsun da. Evet. Kasımpaşa duydum. Şu an öyle bir isim belirtmem yanlış olur. En azından Ali'nin eksiklerini gidermesi açısından yanlış olur. Ama daha sonra mutlaka tabii her şey belli olduktan sonra açıklar Serdar. Zaten yanımdasın sen. Ser verip sır vermiyor Ekrem Onuk ama Kasımpaşa'dan teklif geldiğini duyar gibi olduk. Hemen Ali Erdem'e dönüyoruz. Bakalım o neler söyleyecek. Ekrem abiye sağ ol diyorum. Antrenmanız çalışıyoruz. Daha iyi olmasına. Ekrem abiyle şimdi her şey ediyoruz. Yani birbirinizle paylaşıyorsunuz her şeyinizi. Evet, doğru. Antrenman ediyoruz her gün. Evet, büyük transfer teklifleri var. Türkiye olsun, Almanya olsun. Nasıl değerlendireceksin? Nasıl değerlendireyim? Onu göreceğiz daha. Baharda ne yapacağız diye. Önce Kasımpaşa'da oynamak ister misin? Tabii ki istedik de ama şimdi bir antrenman edelim. O zaman sonradan bakarız ne olacağız diye. Futbolda geleceğin altın kramponlarını Ekrem Onuk'a emanet ediyor ve şimdilik Karlsruhe'den ayrılıyoruz. Son sözü de ünlü futbol adamı Ekrem Onuk'a bırakıyoruz. Sen gerçekten gençleri destekleyen bir arkadaşımsın. Bunu biliyorum zaten. O yüzden sana gerçekten teşekkür ederim. Bugün gelip de beni ve okulumu, gençleri desteklediğin için. Tekrar söylüyorum, bizim hedefimiz burada gençlere bir şeyler kazandırmak, gençleri Türk futboluna kazandırmak veyahut da futbola kazandırmak. Ama eğitiminle birlikte, okul eğitiminle birlikte onu göz ardı etmeyeceğiz. Gençlere doğru şeyleri söylemek, yani eksikleri varsa bu eksiklerini gidermesi için yardımcı olmak. Bunun dışında tek yapmak istediğimiz futbol okuluna hizmetmek, Türk futboluna hizmetmek yani. Showtime diyoruz, tempomuzu durdurmuyoruz. Kimle görüşüyoruz? Tolga'nla. Tolga ve? Şenol. Evet, kadınlar mı erkekler mi daha çok fazla yalan söyler? Kadınlar, hadi yalancı seni. Kadınlar. Neden kadınlar? Kadınlar daha çok yalan. Neden söyle. Öyle işte. Kadınlar, sen yalan söylemiyor musun? Kadınların içinde var yalan söylemek. Kadınların içinde ama neden? Hangi konuda yalan söylüyor kadınlar? Bilmem, her konuda. Her konuda yalan söylüyorlar. Hayır. Sen yalancı değil misin? Yo. Hiç yalan söylemedin. Vay yalancı seni vay. Yo. Gel yalancı seni gel. Sen yalancısın yani, tipinden belli. Yalan hiçbir zaman iyi değildir. Hep doğru. Sen yalan söylemiyorsun. Hayır. Hiç aynen. Yalan söylemesin. Bir kere belki söylemiştir olabilir. O zaman neden diyorsun? Ama yalan hiçbir zaman güzel bir şey değildir. Güzel bir şey dedi ama neden yalan söylüyorsun? Ya işte sıkışık. Kime yalan söyledin? Sıkışık durum oldun mu değil mi? Sıkışık durumda kaldım o yüzden. Hangiydi? Hangi durum söyle. Ya egal. Egal olur mu? Neydi söyle. Neydi söyle. İşte bir önemde yalan söylemişim bir kere. Vay seni yalancı vay. Kadınlar mı erkekler mi? Kadın. Erkek. Kadın. En sevgili izleyiciler kimle görüşüyoruz?
Kimle görüşüyoruz? Mehmet Ali Dizgin. Evet Mehmet, kadınlar mı erkekler mi daha çok fazla? Kim daha çok fazla yalan söyler? Kadınlar mı erkekler mi? Hadi hadi gel yapma abi. Sen misin büyük yalancı? Sen misin büyük yalancı? Yok ben değilim, hayır. Kadınlar mı? Hem erkekler hem kadınlar, öyle diyelim. Neden? Neden? Sen misin? Sen misin? Ben benim, evet. Sen misin? Ben benim. Evet. Kadınlar mı erkekler mi? En çok kim yalan söyler? Ya doğru cevabı söyle. Kadınlar. Kadınlar neden? Erkekler desem ben de yalan mı söylüyorum? Ne konuda yalan söylüyorlar söyle. Ne konuda yalan söylüyorlar? Hadi Mehmet. Vay seni yalancı, vay çok düşünüyorsun ha. Esas yalancı sensin ya. Yalancı sensin abi, ya. Ya yalancı sensin. Kapat yok. Esas yalancı yanımda sevgilisi. Kadınlar diyor. Neden kadınlar? E şimdi erkekler desem bu erkekler için gizli ben de... Gizli konuşmalar yapıyorsun. Numaranı arıyorsun kızlardan. Daha yeni bak, gördüm içeride. Yok. Yalan söyle. Abi yapma, evliyim yapma ya. Bu evli değil. Bu yalan söylüyor sevgilisi. Evliyim, çocuk var, yapma bak. Bir de şurada yüzünü takmış. Görüyorsun sevgilisi. Gelmiş kızdan numara alıyorsun. Nasıl yaparsın abi, ya bunu? Çok ayıp, bir yapma ya. Kadınlar yalancı diyorsun ya. Lan yalancı seni ya. Bak kadınlar dedikodu yaptığı için yalancı diyorum. Sen de daha büyük yalancısın. Niye? Sen de gizli neyi mi gördün? Yapıyorsun. Arkadan işler mi? Neyi mi gördün? Söyle hemen. Daha yeni kızından yazışıyordun. Kızımdan derken? Bir kızla yazışıyordun. Allah Allah. Alman kızla ya, ben gördüm ya, şahidim ya. Nasıl görünüyor? Yapma ya. Nasıl bir yalancısın ya? Evet sevgili Showtime diyoruz, şaka bir yana diyoruz. Adam gibi adam diyoruz sevgiliciler. Tempomuzu durdurmadan devam ediyoruz. Vay yalancı vay. Evet hemen konumuza geliyoruz. Erkekler mi bayanlar mı daha çok yalan söyler? Bence erkekler. Neden erkekler? Erkekler çoğu zaman eşlerinden, karılarından bazı şeyleri saklamak istediği için. Ne biçim, hangi konuları saklıyorlar? Mesela biliyorlar hani bir konuda tartışacak, kavga çıkacak. Sen gel daha yanıma Tolga, sen gel. Söylemeyeyim. Daha neler? Esas konulara gelsen. Aldatma konusu mesela. Vay 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 Tolga, aldatıyor musun ya? Yok abi, ne aldat? Git yalancı şimdi seni, ha söyler işte. Aldatıyor. Aldatmıyor musun? Yok vallahi yok. Yok çok. Öyle bir şey yok mu? Yok. Hadi olursa ne yaparsın? Oldu bir sen, ne yaparsın? Silerim. Silerin, neyini silersin? Komple silerim. Komple silersin. Hadi o seni yakılarsa, bize sen yalan söyledin. Yok Allah korusun. Asla Allah korusun değil mi? Sen ne yaparsın? Gülme gel. Sen ne yaparsın? Keserim değil mi? Kesmem abi, ben de yol veririm. Niye keseyim? Neye yani? Baksın yoluna. Yok, helal olsun ya. Tabii. Ne rahat görüyorsun işte. Ha, seni kesmesmiş, evet. Duydun mu? Relax diyor. Ha, relax. Bence bu büyük bir yalancı, biliyor musun? Relax yaptı ki bu büyük bir yalancı, biliyor musun? Yok yalan. Sence yalancı mı? Ya arada tabii ufak tefek olur, bende de onu, herkeste olur ama öyle büyük yalanlarımız yoktur çok şükür. Evet inşallah da öyle kalır ve mutlu olursunuz ömür boyu. Tanıyalım ilk önce abicim. Ben Saadettin Torun. Efendim? Saadettin Torun. Evet Saadettin Torun, hemen konumuza geçelim. Kadınlar mı erkekler daha fazla yalan söylüyor? Vallahi. Kadınlar biraz daha fazla gibi. Neden ya? Neden? İşten öyle geliyor. Hadi sen esas büyük yalancı. Ne olacak? Olabilir. Yalan söyle. Olabilir. Yani, yalancı mısın? Hiç yalan söyledin mi? Kaçma. Yok yalan. Hiç yalan söylemedin. Yalan söylemedim. Yalan söyleme. Bana yalan söyleme. Yalan bari. Söylemedim diyen yalan söyler. Evet, sen yalan söyledin yani. Söylemişimdir canım. Söylemişim mi? Ya söyledin. Söylemişimdir yani. Söyledim de inanalım. Söylemişimdir yani. Kesin söyledin. Söyle. Neden yalan söylüyorsun? İnsan bir yerde kaçamak için mecbur söylüyor. Neye kaçamak için? Her söyle. Neyden? Hanımdan neye kaçamak yapıyorsun? Söyle. Ya Allah'a çok şükür, karından kaçamak yapmıyoruz canım. Neyi yalan söyledin o zaman? Kime yalan söyledin? Ya şu an aklımıza gelmiyor yani. Herhangi bir yerde insan... Vay yalancı var. Erkekler mi bayanlar mı daha çok fazla yalan söylüyor? Diyorum ya. Bayanlar daha ağırlık basıyor ama yani erkekler de... Vay. Vay seni Saadettin vay. Bayanlar daha çok yalan söylüyor. Aynen. Ama sen de bir yalancısın. Ya, kim değil? Kim değil? Kim değil? Ben değilim yalancı. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Sen beni tanıyor musun? Yok. Sen beni tanıyor musun? Ben seni tanıyorum. Sen bir yalancısın. Yok. Yani, yalancıyım diyorsun. Kim değil? Sen yalan söyledin. Herkesi katma ya şurada. Yok. Allah Allah. Herkesi yalancı yapma, yapma. Yalan söylemeyin. Şurada dövüşmeyelim. Yalancı seni. Yalan söyle. Beni yalancı yapma burada. Yalan söylemeyin diyen yalan söylüyor. It's not all about the money, not all about the fame. İş adamı Ayhan Yıldız'dan çok özel açıklamalar şimdi Showtime'da. Eğlence dünyasının başarılı ismi evinin kapılarını ilk kez ve sadece Serdar Topçu'ya açıyor. Avrupa'daki kariyeriyle zirveye yerleşen Ayhan Yıldız'la iş ve eğlence dünyasına dair bu çok özel söyleşi şimdi sizlerle. Ben ilk kere bu evin kapısını açtım. Ben ailemden özel hiçbir zaman bir röportaj bugüne kadar yapmadım. Yine de yapmıyorum. Çünkü biliyorum bu yıllar mızı verdik bu işe. O yüzden benim için burada önemli olan şu ki
biz güzel bir şeyler verebiliyoruz mu insanlara? Benim için önemli olan o. Örnek olmamız lazım. Avrupa'da her zaman şunu diyorum ki biz güzel şeyler yapmamız lazım ki diğer insanlar da güzel şeyler yapsın. Güzel şeyleri gösterirsen televizyonda, güzel yüzleri, güzel insanları, yapmış olduğu başarıları, o zaman diğerleri onlara özenerekten herkes çalışmak için, başarı olmak için uğraş verecektir. Ben de şunu söylüyorum her zaman programda gelen sorularda. Yani biz nefes aldığımız müddetçe, ne bileyim sağlıklı olduğumuz müddetçe çalışmamız lazım. Hem ailelerimiz için, hem geleceğimiz için, hem insanlar için güzel şeyler vermemiz lazım. O yüzden artık biraz da sosyal bazı şeylere takılmak, onun üstüne düşmek güzel bir şeydir. Ben şunu söyleyebiliyorum bundan sonra. İnsanlar her zaman şunu çok iyi bilmesi lazım. Daima örnek almak lazım. Bir hedef koymak lazım. Kısa da olsa, uzun da olsa, uzun yolda olsa, uzun yolun kısa önce hedefini koyacaksın. Ben bunu başarabilmek için ilk etapta bugün ne yaptım? Her gün o soruyu kendi kendine sorman lazım. Ve böyle başarılı olabileceğini düşünüyorum herkes. Çünkü geçen yıllara bakıyorum ki gerçekten yani ne gün nereden nereye diyorum her zaman böyle. Bunu demek de yani kitap yapsan bitmez yani öyle bir durum yani. O yüzden inanmazdan hiçbir şeyin başarılı olacağını düşünmüyorum. Ben de işte bunu çok kısa olaraktan onu söylemek istiyorum. Hep örnek aldığım insanlardan bir şeyler kapıp onların yolunda gitmeye çalıştım. Doğru olanı yapmaya çalıştım. O gün bugüne kadar işte başardığımı düşünüyorum. Daha önümüzde daha çok yıllar var. Bundan sonra benim çocuklarım, işte ne bileyim akrabalarım olsun, yanımda çalışanlar, onların yolu diyorum. Ve onlara da ben iyi güzel bir şeyler gösterebiliyorsam ne mutlu bana diyorum. İyi günleri yaşamak kolay diyor Ayhan Yıldız. Ona göre önemli olan kötü günleri aşmak. İş dünyasında yaşadığı zorlukları da işte böyle özetliyor ünlü iş adamı. Kötü günleri insanlar her zaman hatırlar. İyi günleri hep unuturlar. Bu ayrılıkta da öyledir. Bazıları ayrıldığı zaman her zaman hep kötü günleri konuşurlar. Hep iyi günleri hiç konuşmazlar. Anlatabiliyor muyum? İyi geçen günleri konuşmazlar. Hep kötü. Aynen. Çok haklısın. Yani iyi günleri konuşmazlar. O kötüydü, o oydu, oydu. Ya iyi günleri konuşsana ya. İyi günlerde ne yaptıklarınızı, sevindiklerinizi, birbirinize sarıldıklarınızı konuşmazlar. Bence bunu konuşursak hiç sonu bitmez. Çünkü gerçekten hani zor günleri yaşadık. O zor günlerden mesela bugün çok ders aldık. O yüzden biraz sonra o konuya geleceğiz. Bizim yanımızda çalışan ekip olsun, benim çevrem, benim ortağım olsun. Hep ders aldık. Yani kötü günler yaşamazdan başarı olmak mümkünatı yok. Düşmezden başarı olmak hele hiç mümkünatı yok. Ben bugüne kadar hiç bu hayatımda, ömrümde yani bu kadar yaşa geldim. Hiçbir zaman görmedim bir insan. Hiç baştan hani sonuna kadar hep iyi geçti günlerim, hep başarılıydım. Her gün, her ay para kazandığım insanı ben bugüne kadar görmedim. O yüzden bunu başaran, böyle bir şey yapan tabii ki büyük bir üstattır. Ama ben görmediğim için, herkese böyle bir günleri göreceğin için düşünmesin. Her zaman daima kötü günlere de hazırlıklı olacaksın, iyi günlere de hazırlıklı olacaksın. İyi günleri de taşımak kolay değil. Saygı, şefkat çok lazım bunlar. Yani ben başardım, ben parayı buldum, ben onu tanıyorum, bunu tanıyorum diye piyasaya çıktığın zaman yine kısa bir zamanda kaybedersiniz. Çok önemli. Veya ben süper çekim yapıyorum, ben benim programım süper, dört dörtlük dediğiniz anda kaybedersiniz. Asla, evet. Daha iyi nasıl olabilirim? Olmuş mu? Değiş. Hatta sokaktaki insandan onun görüşlerini bile dinleyeceksiniz. Yani bu böyledir. Biz de nasıl her zaman dinliyoruz yani. Bir insan geliyor, hiç biz onunla muhatap olacak şekilde olmadığımız bir insandır. Ama onu da anlamaya çalışıyoruz. Diyor ki ya bu adamın derdi böyle şu anda. Onu da anlamak güzel bir şey. Ona da yardım etmek güzel bir şey. Yani o güzel bir laf söylüyorsun onun da sana ve o insanı mutlu ediyor işte. 93'ten beri bu işin içindeyiz. İşte 97-98'de benim Kivrem Güven Dilsizoğlu o geldi. Bu arada tabii ki zaman geçiyor, yaşlanıyoruz artık. Bizim oğlumuz yetişti, onun oğlu yetişti. Onun oğlu da çok başarılı bu işte, Akın Dilsizoğlu. Çünkü onları eğittik biz şu ana kadar, sarf ettik. Yani mecbursunuz yani bir işe bunun devamlılığını getirmek istiyorsanız başarılı olduğunuz yani bir mesleği devamını yani bazılara mesela bunu bırakıyor öğretmiyor. Biz öğrettik her şeyin varıncaya kadar. O yüzden iyi bir çalışma yapıyorlar şu anda. Sadece Rumuz Grup'ta değil tabii ki. Onlar kendileri anlatacaklar ne yaptıklarını. Diğer diskolarda da faaliyet yapıyorlar. Organize. Benim geçmişte yaptığım şeylerin daha ötesini çalışmayla bir dağıtım ağı ve reklam ağını kurdular. Aynı zamanda partileri düzenliyorlar. Ve en çok sevindiğim olay şu.
benim hayatta en zor çektiğim şeylerden bir tanesi, biz iyi DJ'ler yetiştirmek çok zordu bizim o zamanlar için. Bunlar DJ'ler pulunu kurdular. Bu pulun içinde Avrupa'nın en iyi DJ'leri bağladılar. Onlar o isimleri de söylediler size. Ve o DJ'lerin çalışıyorlar, gidiyorlar. 6-7 tane DJ'den bir mesela. En son Zürich Dilayla'ya gittiler. Çok güzel bir parti çıkardılar. Şimdi yakında galiba sanırım Taksim bir program da var. Ve diğer diskoları zaten saymıyorum. Bu arada çok daha diskotekler var ama Avrupa'da gerçekten az önce dediğiniz gibi belki de parmaklarını sayamazsınız. 4 tane, hani bir elden saymayız, 4 tane bir diskotek var işleyen. Ha, bir disko çok büyük olabilir ama eğer orada sadece 500-600-700 kişinin, orada büyük bir para kazanamazsınız. Stuttgart'ın ünlü İsmail Yıldız'la bu çok özel röportajın devamı az sonra Showtime'da olacak. Sakın bir yere ayrılmayın. Siro'nun sunduğu Showtime reklamlardan sonra devam edecek.